Evren, yıldızlar, gezegenler, tek hücreli canlılardan insanoğluna kadar yüz binlerce canlıya ev sahipliği yapan dünyamız, atmosferi, doğal kaynakları ve eşsiz yapısıyla adeta yaşam için hazırlanmış bir yuva. Kendisini bu yuvanın tek efendisi gibi gören insanoğlu. İnsanoğlu bir yandan dünyadaki sınırlı kaynakları hızla yok ederken, bir yandan da neden olduğu savaşlarla medeniyeti tüketiyor. Peki ama neden? Hepimiz biliyoruz ki bunca savaş ve gözyaşının asıl nedeni enerji kaynaklarına hakim olmak. Temelde fosil yakıtlara dayanan enerji kaynaklarının kullanımı ise dünyamızı kirletiyor ve hızla tükeniyor. Peki kaynakların sınırlı olduğu bir dünyada kendini sürekli yenileyen ve artıran sonsuz ve temiz bir enerji kaynağı modeli var mı? Temelinde çift kutuplu çekim alanının bulunduğu bir model mevcut. Çift kutbun birbirine yarattığı etki bir kez başladığında harcadığı enerjiden daha fazlasını üreterek kendi kendine devam eder. Bu modelin dayandığı torus şekli ise matematiksel bir örüntü olarak ifade edilir. Günlük hayatımızda severek tükettiğimiz simit bu şekle örnek olarak gösterilebilir. Torus döngüsünün doğanın her boyutta kullandığı ortak bir model olduğu düşünülmektedir. Bu döngü, atomdan başlayarak bir elmanın kesitine, dünya ve hatta kimi bilim adamlarına göre evrenin şekline kadar pek çok sistemde karşımıza çıkmaktadır. Torus örüntüsünün bilinirliği aslında yeni değildir. Bu örüntünün binlerce yıldır değişik kültürler tarafından kodlandığına dair izler mevcuttur. Antik kültürler bu kodu en kalıcı formlara gömmüş, hikayelere, simgelere, alfabelere ve yapılara yansıtmışlardır. Örneğin pek çok yerde rastlanan yaşam çiçeği formu aslında torus örüntüsünün iki boyutlu bir iz düşümüdür. Gelelim bizlere, insanoğluna. Torus örüntüsünün bizlerle bir bağlantısı var mı? Kutsal bir geometri olduğu düşünülen torus örüntüsünün insanın bedeni üzerinde de manyetik olarak var olduğu kabul edilmektedir. Buna göre insan bedeninde var olduğu kabul edilen çakralar, torusun merkezinden geçen ana hat üzerindedir. Çakralar adıyla tanımlanan ve bedendeki bezlere karşılık gelen bu enerji merkezleri, kişinin torus kafesinin şeklini, gücünü ve kalitesini etkiler. Tepe çakrasıyla kök çakra arasındaki manyetik alanın merkez noktasında kalp çakrası vardır. Kalbin taşıdığı yüksek manyetik alanın tespit edilmesi, bedenin etrafındaki torus manyetiğini açıklamak için önemli bir delildir. Kalpte üretilen biyoelektromanyetik alan, beynin elektromanyetik gücünden 5000 kat daha fazladır ve çok geniş bir alana etki etmektedir. Kalbin ritmik atımıyla üretilen kanla ses basıncı ve elektromanyetik yayılım, vücuttaki her organ ve hücre tarafından algılanır. Dokular tarafından emilen ve yansıtılan bu manyetik alan, aynı zamanda o enerjinin yayılma sahası içinde bulunan kişiler tarafından da hissedilir. Kalbin çalışması transmitterlar aracılığıyla duyuların kimyasını da etkiler. Düşünce, duygu, nefes piramidi bu nedenle çok önemlidir. Kalp atım hızının senkronizasyonuyla nefes senkronizasyonu birbiriyle uyum içinde olmalıdır. Bu uyum, beynin çalışmasını ve duyguların kimyasını olumlu etkiler. Nefesin ritmi kalbin dairesel yayılımıyla senkronize olduğunda, bedenin tümüyle bir ahenk yaratarak merkezinde kalbin olduğu büyük bir torus kafesi yaratır. Dünyanın manyetik alanındaki dalgalanmalardan biz insanların etkilendiği biliniyordu. Ancak bizim kalbimizin yaydığı manyetik alanın dünya manyetik alanını etkilediği de gündemde. Örneğin ikiz kulelerin yıkıldığı 11 Eylül günü dünyanın manyetik alanında bilim adamlarının anlayamadığı anormal bir sapma olmuş. Sonradan araştırıldığında bunun o gün televizyonlardan kulelerin yıkılma görüntüsünü dünyanın çeşitli yerlerinden izleyen insanların duyduğu üzüntüden kaynaklandığı anlaşılmış.
yeryüzü manyetik alanıyla insan kalbi ve beyin manyetik dalgaları arasındaki ilişkiyi gözlemleyen bir sistem mevcuttur. Koherans olarak adlandırılan bu durumda, kalp ve beyin dalgaları arasındaki ilişki uyumlu olmakta ve ölçülebilmektedir. Bu ölçümle elde edilen değer 0.10 Hz olduğunda koherans, yani uyum gerçekleşmektedir. Bu dalga boyuna gelebilmekse ancak bir başkası için şefkat, takdir, affetme ve şükran gibi duyguların hissedilmesiyle gerçekleşir. Saf bir sevgiyle kalp torus alanınız çok geniş alanlara yayılıyor. Siz de torus enerjinizi dengeleyerek bilincinizle kendinizin yeni zamanlarına ulaşabilirsiniz. Sugar man, won't you hurry? 'Cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? Silver magic ships you carry, jumpers, coke, sweet Mary Jane. Road. Lost my heart when I found it. It had turned to dead black coal.